kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. La şerike leh ne demektir? Bu Allahu Teala'yı hiçbir ortağı olmadığını söylemek anlamında Allah'ı övmüş oluyoruz. Met etmiş oluyoruz. Bir marifet dersidir. Çünkü Allahu Teala'yı tanımak onun şunatını, sıfatlarını ve isimlerini tanımakla mümkündür. Ne kadar çok Allah'ı sıfatlarıyla isimlerle tanırsak ve ne kadar çok bu tanıdığımız hakikatleri kainatta yaratılan mahlukat üzerinde tefekkür ederek ulaşırsak o kadar Allahu Teala'yı tanımış, marifetimiz inkişaf etmiş olur ve o kadar da Allah'ı sevmiş oluruz. Ve o kadar da Allah'ı sevmenin ve tanımanın lezzetine, zevkine ve saadetine ulaşmış oluruz. Şimdi biliyorsunuz dünyada krallar, sultanlar, yöneticiler tek olur. Ama o sultanların her ne kadar saltanatta ortağı yoksa da ama rububiyet dediğimiz yani icraatında olayları taksimatında birçok yardımcısı vardır. Efendim valiler onların yardımcılarıdır, bakanlar yardımcılarıdır. Hatta köy muhtarları, hatta memurlar bile onların bir nevi yardımcıları sayılır. Onun için o saltanatında tek olmasına rağmen icraatlarında yüzlerce, binlerce ortağı vardır. O insanlar, o varlıklar da sizden bana da müracaat et, benden de iste, ben de yardımcı olayım derler. Ama la şerike leh diyen bir insan, bir Müslüman, bir mümin, Allahu Teala'nın uluhiyetinde, ilahlığında ve saltanatında hiçbir ortağı olmadığı gibi icraatında, icadında, ve rububiyetinde dahi hiçbir ortağı ve şeriki yoktur. Nasıl Allah bir olur, iki olmaz haşa müteaddit olmaz, öyleyse şifa veren de tektir. Öyleyse rızık veren de tektir. Öyleyse rızık vermede ortağı yoktur. Şifa vermede ortağı yoktur. Öyleyse kainatı terbiyesinde ortağı yoktur. Bakın Mesela biz gökten güneşin ışığını alıyoruz. Ama güneşi orada durduran, güneşin ışığını yaratan ve güneşin ışığını bize getiren Allah'tır. Güneş değildir. Bakın yukarıdan yağmurlar süzülür. Yağmuru yukarıya getirip bizlere akıtan bulut değildir. O yağmurları tek tek aşağıya indiren melekler değildir. Bulutu orada tutup içini yağmurla dolduran sonra içinden damla damla o yağmurları süzen, sonra o meleği de o yağmurda yeryüzüne indiren ve bize rahmet yapan Allah'tır. Öyleyse Allah'ın ilahlığında ortağı olmadığı gibi rububiyetinde, icraatında ve ve icadında da asla bir ortağı yoktur. E bu açıdan la şerike leh Allah'ın zatında da, sıfatlarında da isimlerinde de, fiillerinde de asla ve asla hiçbir ortağı yoktur. Biz her işimizde, her fiilimizde, her sözümüzde, her hareketimizde açalım. Kainat her olayında, her hadisesinde yapılan yapılmayan her şeyde bütün tasarrufat Allah'a aittir. Onun maddi manevi hiçbir ortağı asla yoktur. İşte bu ruh ve düşünce içerisinde olan bir Müslüman elbette Allah'ı hiçbir ortağı olmamakla tanımış oluyor aynı zamanda ve aynı zamanda da ona uygun hayatını sürmüş oluyor. İşte bunu hayatımıza uygulamak tevhidi, tevhid inancını hayatımıza uygulamak. Çünkü inanç bir ruhtur. Nasıl bir insanın bedeni ruh ile hayatta duruyor? Nasıl bir ampul ışığını ve ısısını elektrikle muhafaza ediyor? O olmazsa hiçbir şey olmaz. Demek ki bizim bütün hayatımız iman ile hayat kazanıyor. Ruhumuza ve hayatımıza o imanı giydirdiğimizde ve ona uygun bir şuur, bilinç kazandığımızda bütün hayatımız tevhid kokuyor. Yürümemiz tevhid Oturmamız tevhid, konuşmamız tevhid, düşünmemiz tevhid ve sürekli iman nuruyla ve şuuruyla hayatımızı nurlandırmış oluyoruz. Elbette böyle bir hayat inşallah ebedi saadetimizi, sadece ebedi saadetimiz değil, dünya saadet ve mutluluğumuzda kazanmamıza vesile olacaktır. Müzik